Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Mana ben. Bugün sizinle General Mobile'in yeni nesil telefonu Game 6'nın kutusunu açacağız. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi kutu açılışına geçmeden evvel biraz kısaca teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Zaten telefonun detaylı olarak teknik özelliklerini incelemede sizlere bahsedeceğim. Şimdi telefonda arkadaşlar 5 inç bir IPS tabanlı 720p çözünürlüğünde HD ekran var. MediaTek'in 4 çekirdekli 6737 1.5 GHz'ında çalışan bir işlemcisi var telefonda. 32 GB hafıza var ki bence bu fiyat segmentinde herhalde 32 GB hafıza en önemli detaylardan bir tanesi. Arkadaşlar hafıza ek olarak hafızayı arttırabiliyoruz. 128 GB'a kadar da hafıza kartı desteği var telefonda. 3 GB RAM var telefonda. Bu da bana sorarsanız orta segmentin en aranan özelliklerinden bir tanesi. Arkadaşlar arkada 13 megapiksel, önde 8 megapiksel bir kamera sensörü var. Bu kamera sensörlerinin nasıl bir performansa sahip olduğunu hep beraber gerçek olarak yapacağımız testlerde ortaya çıkaracağız. Bunu söyleyeyim. Telefonun Android 7.0 desteği var. Ben açıkçası burada biraz şaşırdım çünkü güncellemeyle öne çıkan bir telefonda ve Android One projesinde olan bir telefonun Android 8 alacak, Android 8.0, Android O dediğimiz işletim sistemini ilk alacak telefon. Fakat Android 7.0'la gelmesini biraz şaşırdım. Ben Android 7.1.1.1 güncellemesiyle gelmesini bekliyorum telefonun. Ama tekrar edeyim, Android 8.0 ilk alacak telefon General Mobile GM6. Arkadaşlar telefonun en önemli özelliklerinden bir tanesi aslında telefonun diğer GM telefondan ya da diğer General Mobile telefonu ayıran önemli özelliği ise parmak izi okuma sensörü. 0.2 milisaniyede okuma yapabildiği söylenen, en azından teknik anlamda tabii ki testini yapacağız, bir parmak izi okuma sensörü var. Bunun home butonu olarak çalıştığını da belirtelim. Telefonda 3000 mAh pili var. Pil performansının gerçekten oldukça iyi olacağını düşünüyorum ama bunu dediğim gibi yapacağımız testlerde ortaya koyacağız. Nasıl bir pil performansı olduğunu telefonun. Telefonda diğer bir önemli özellik de biz hani Çinli hep söylüyorum, Çinliler çift hatlı telefon istiyorlar. Türklerde radyo, dahili radyosu olan telefon istiyorlar diyorum ya. Gerçekten de General Mobile bir Türk markası olması açısından kullanıcılarının isteğini karşılamış ve burada GM6'da dahili FM radyoda var. Arkadaşlar dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve General Mobile'in yeni nesil telefonu GM6'nın hadi gelin kutusunu açalım. Arkadaşlar hemen kutuya baktığımız zaman yani klasik bir General Mobile kutusu haline olduğunu görüyoruz. Gerçekten de bu noktada üretici artık standartlaşan bir noktaya doğru gitti. Onu da tebrik etmek lazım. Markalaşmak adına önemli bir adım. Şimdi burada Android One projesine dahil olduğunu biliyoruz. Telefonun oldukça güzel. Hemen kutuyu bu şekilde açalım. Normalde telefon bizi karşılardı ilk açtığımız zaman. Burada herhalde teknik dokümantasyonların olduğu bir ve kullanma kılavuzunun olduğu bir şey var. Telpa garanti belgesi var. İşte ve hem Türkçe hem İngilizce kullanma kılavuzunu görüyoruz arkadaşlar. Bunu hemen kenara bırakalım. Aşağıda telefon var. Bu telefonların bu şekilde poşete konmasını ben pek doğru bulmuyorum. Belki üreticilerin bunu korunması açısından gerekli görebilirler ama bu poşetin olması bana biraz kalitesizlik hissiyatı bırakıyor. Bunu söyleyeyim. Hemen telefonu çıkartalım. Telefona döneceğiz. Bakalım kutu içinden başka bizi neler karşılıyor. 3000 mAh'lik pil var. Telefonun özelliklerini söylerken bunu söylemeyi unuttuk. Telefonda bu 3000 mAh pil çıkabiliyor. Değiştirilebilir bir pil var. Bence değişilebilir pil hala bir avantaj olarak görülebilir. Bir tane daha pil alırsanız bu telefonu çok rahat bir şekilde istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Buradan kulaklık çıkıyor arkadaşlar. Hemen bakalım kulaklığa nasıl bir kulaklık var. Evet, kulak içi bir kulaklık var. General Mobile markasının olduğunu gördüğümüz gerçekten de alüminyum renge boyanmış oldukça kaliteli görünen bir kulaklık. Nasıl bir performans sunduğunu hep beraber göreceğiz. Gerçekten kaliteli görünüyor. Sanki burada böyle tıraşlanmış bir yüzey varmış gibi bir şey var. Aslında plastik ama gerçekten oldukça kaliteli görünen bir kulak. Bunu söyleyeyim. Firmayı bu bağlamda tebrik etmek lazım. Hem burada alüminyum rengi kullanmış. Takılan giriş noktasında hem kulaklığın dış tarafında kullanmış bunu. Ve burada ses açma kapama butonlarını ve ya da ne bileyim şarkıyı değiştirmeye yarayan ya da gelen çağrıyı yanıtlamamıza yarayan buradaki bu home butonunda aynı şekilde alüminyum renginde kulaklık gerçekten kaliteli görünüyor arkadaşlar. Bunu belirteyim. İçinden başka ne çıkıyor? Hemen bakalım. Bir adet turbo şarj destekli bir şarj aleti çıkıyor arkadaşlar. Bunun ne kadar kaç amper olduğuna bakabilir miyiz? 2 amperlik bir şarj aleti. Hızlı şarj aleti var arkadaşlar elimizde.
Telefonun ne kadar süre şarj olduğunu zaten yapacağımız pil testinde sizlerle paylaşacağız. Bakalım Canon Mobile turbo şarjı ne kadar destekleyecek. Bunu şöyle söyleyeyim. GM5 Plus kadar hızlı olmadığını ama normal şarjlarında daha hızlı olduğu söyleniyor. Bakalım 3000 mAh pili bu şarj aleti ne kadar şarj edecek. Bunu hep beraber yapacağımız testte göreceğiz. Şarj data kablomuz çıkıyor. Bu micro USB şarj data kablomuz arkadaşlar. Şöyle bir özellik var. Bunlar kırmızı beyaz olarak dizayn edilmiş. Hatta şarj aletine baktığınız zaman da Türk bayrağının rengi. Gerçekten firmayı tebrik etmek lazım. Türk bayrağının rengini en azından tüm dünyaya, çünkü tüm dünya satıyor bu telefon. Tüm dünyaya bu bayrağımızın renklerini de gösteriyor. Gerçekten tebrik etmek lazım. Şurada bunu söylemedim. Kulaklık için arkadaşlar farklı kulaklık kulak içine pedler koymuşlar. Yani eğer bu kulağınız olmasa daha küçüğünü ya da daha büyüğünü takma imkanınız da var. Gerçekten de firmayı tebrik etmek lazım. Ben belki bunun içinden bir adet koruyucu kılıf çıkabilir miydi diye düşünüyorum ama zaten 2.5D ekran kaplama var. Bunu belirteyim. Telefonun oldukça başarılı Gorilla Glass'la da korunuyor arkadaşlar. Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Bunu da belirtelim. Parmak izi okuma sensörü burada ve home buton olarak çalışıyor. Bunların hepsini zaten detaylı olarak incelemelerde göstereceğiz arkadaşlar. Telefonumuzu dediğim gibi şöyle açalım. Ve koruyucu kılıf olsa mıydı dedim üstünde. Arkadaşlar içinde zaten üzerinde bir koruyucu kılıf var. Gerçekten hani keşke başka bir şey isteseymişim kutu içinden çıkan. Ya bir Ferrari falan çıksaydı deseydim belki bir Ferrari falan çıkabilirdi. Ama dediğim gibi firma bunu da düşünmüş ve kılcal çiziklerin önüne geçilmesi için burada ince bir film tabakası kullanmış. Gerçekten tebrik etmek lazım. Bu birçok insanın telefonunun kılcal çiziklerden koruyan bir özellik. Birçok arkadaşımız zaten telefonu alır almaz ilk önce telefonuna bunu taktığını görüyoruz. Bu da oldukça güzel. Yani bunu isterseniz çıkartabilirsiniz. Ben çıkartacağım bunu. İnce bile kullanmayacağım. Çünkü nasıl çizip çizmeyeni göstereceğim ama dediğim gibi bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunu belirteyim. Ben kullanmayacağım. Telefon gerçekten de güzel görünüyor. Yani bu fiyat aralığında bir telefon almak isterseniz belki Canon Mobile özellikle Android işletim sisteminden dolayı tercih edilir diye düşünüyorum. Ama bakalım detaylı incelemesini yapacağız. Nedir ne değildir hep beraber göreceğiz. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. İncelemede görüşmek üzere. Bay bay.